Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle MUBA yayınları 5. sınıf ile dersimize devam ediyoruz. 3. fasikül, ondalık gösterim ve yüzdelerdeyiz. Gold test 3, 1. sorumu büyütüyorum. Yukarıdaki toplam işlemine göre A artı B artı C'nin toplamını istiyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Biz bu toplam işlemini daha rahat yapabilmek için yan tarafa yazıyorum. 3 virgül A, B, C virgül 24 artı cevabım 10 tam %69. Bakın arkadaşlar, 4 ile B'yi toplamışım, 9 gelmiş. B buradan ne oldu arkadaşlar? 5. Burayı yazalım. B eşittir 5. Şurayı da silip arkadaşlar yerine yazalım. B 5. Devam ediyorum. A ile 2'yi toplamışım. 6 olmuş. A buradan 4 olarak geldi. A eşittir 4. Burayı siliyorum arkadaşlar. Yazıyorum A yerine 4'ü. Devam ediyorum. 3 ile C'yi toplamışım. 10 olmuş. C buradan 7 olarak geldi. C eşittir 7. Gelelim yerine de yazalım. Burası 7. Burada toplam işareti vardı. Şimdi arkadaşlar bizden ne istedi? A artı B artı C'yi istedi. Ben burayı topladığım zaman 16 cevabını buldum. D şıkkımı işaretledim. Yukarıda verilen işlemde üçgen sembolünün ifade ettiği ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir diye bize sormuş arkadaşlar. 21 tam onda 7 ile üçgeni toplamışım. 33 tam onda 4'ü bulmuşum. Üçgeni bulabilmek için arkadaşlar 33 tam onda 4'ten 21 tam onda 7'yi çıkarıyorum. Buradan üçgen bana 11 tam onda 7 olarak geliyor. Yukarıdaki rakamlar birer kez kullanılarak yazılabilecek 4'ten küçük en büyük ondalık gösterim. Arkadaşlar 4'ten küçük en büyük ondalık gösterim 3 tam 1000'de 750'dir. İle 4'ten büyük en küçük ondalık gösterim arkadaşlar 5 tam 1000'de 37'dir. Bunların arasındaki farkı istiyor. 7'den 0'ı çıkardım 7. 3'ten 5 çıkmaz 10'lu kalacağım. Buradan aldım. Burası 4'e düştü. Burası 10 oldu ama yan tarafı 10'luk vereceğim için 9 oldu. Burası 13 oldu. 13'ten 5'i çıkardım. 8. 9'dan 7'yi çıkardım. 2. 4'ten 3'ü çıkardım. 1. Yani cevabım 1 tam 1000'de 287. Yukarıdaki ondalıklı gösterimleri verilen sayılar belli bir kurala göre dizilmiştir. Buna göre A yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Arkadaşlar 4 tam 10'da 7'den 5 tam 10'da 3'e giderken 0 tam 10'da 6 artmış. 5 tam 10'da 3'ten 5 tam 10'da 9'a giderken yine 0 tam 10'da 6 artmış. A'yı bulabilmek için arkadaşlar 5 tam 10'da 9'a 0 tam 10'da 6 ekliyorum. Çünkü bakın kuralımız sürekli 0 tam 10'da 6 artarak ilerlemek. Geliyoruz arkadaşlar. Burayı topladığımız zaman 6 tam 10'da 5 olarak geldi. B şıkkımı işaretledim. Devam ediyorum. Aşağıda bir mağazada satılan bazı ürünler ve fiyatları verilmiştir. Bu ürünlerin üçünü de alan birisi kaç lira ödeme yapar? Arkadaşlar bluz 21 tam 10'da 7 TL. Pantolon 35 tam 10'da 20 pardon %24 TL. Şapka 12 tam 10'da 8 TL. Buralara sıfırları koyalım. Toplam işlemine başlayalım. Burası 4. 8 ile 2'yi topladım 10. 10'a 7 ekledim 17. Elde var 1. 1 ile 5'i topladım. 6, 6'ya 2 ekledim. 8, 8'e 1 ekledim. 9.
2 ile 3'ü topladım 5. 5'e 1'e ekledim arkadaşlar 6. Yani cevabım 69 tam %74 TL'dir. Devam ediyorum. Bir komisyoncu kilogramı 2 tam %83 liraya aldığı domatesin kilogramını 3 tam %92 liradan satmıştır. Buna göre bu komisyoncu domatesin kilogramından ne kadar kar elde etmiştir demiş arkadaşlar. Şimdi başlayalım. 3 tam %92'den 2 tam %83'ü çıkarıyorum ve de ne kadar kar elde ettiğini buluyoruz. 2'den 3 çıkmaz arkadaşlar. Dolayısıyla yan taraftan onluk alacağız. Burası 8'e düştü, burası 12 oldu. 12'den 3'ü çıkardım arkadaşlar. 9. 8'den 8'i çıkardım 0. 3'ten 2'yi çıkardım 1. Buraya virgülü attım ve de elde ettiği karı 1 tam %9 TL olarak buldum. Fiyatı 12 lira 40 kuruş olan bir kalemi alan Aslı, kasiyere 20 TL vermiştir. Buna göre Aslı kaç lira para üstü almıştır? Arkadaşlar 20'den 12 tam %40'ı çıkarıyorum. Buraları 0 0. 0'dan 0'ı çıkardım 0. 0'dan 4 çıkmayacağı için onluk alacağım. Buradan aldım, burası 1'e düştü, burası 10 oldu ama yan tarafı onluk vereceğim için 9, burası 10 oldu. 10'dan 4'ü çıkardım 6, 9'dan 2'yi çıkardım 7, 1'den 1'i çıkardım 0. Buraya virgülümü attım. Yani Aslı'nın alacağı para üstü 7 tam %60 TL'dir. Yukarıda verilen toplama işleminde A yerine yazılması gereken rakamı istiyor arkadaşlar. Şimdi biz gelelim bu toplama işlemini buraya yazalım. 124 tam binde 396. Bununla arkadaşlar bir tane ondalık ifadeyi toplamışız ve de 197 tam 191 gelmiş. Topladığımız ifadeyi bulabilmek için sonuçtan İlk toplananı çıkaracağım. Yani 197 tam binde 191'den 124 tam binde 396'yı çıkarıyorum. Birden 6 çıkmayacağı için onluk alacağım. Buradan aldım. Burası 6'ya düştü. Burası 11 oldu ama yan tarafa onluk vereceğim için 10 oldu. Burası arkadaşlar 19 oldu ama yan tarafa onluk vereceğim için 18 oldu. Burası 11 oldu. 11'den 6'yı çıkarıyorum. 5. 18'den 9'u çıkarıyorum. 9. 10'dan 3'ü çıkarıyorum arkadaşlar. 7. 6'dan 4'ü çıkarıyorum. 2. 9'dan 2'yi çıkarıyorum. 7. 1'den 1'i çıkarıyorum. 0. Yani benim sayım 72 tam 795. Peki bana ne vermiş? 72 tam virgülü koyduk. A 95 vermiş. Bakın A buradan arkadaşlar 7 olarak geldi. Alper 16 GB kapasitesindeki taşınabilir belleğin içine 10,5 GB film, 2 tam onda 3 GB müzik, 1 tam %2 GB resim dosyası yüklemiştir. Buna göre Alper'in taşınabilir belleğinde kaç GB boşluk kalmıştır demiş arkadaşlar. Şimdi toplayalım. 10,5 GB film, 2 tam onda 3 GB müzik, 1 tam %2 GB, şurayı düzgün yazalım. 1 tam %2 GB resim dosyası yüklemiş. Sıfırları koyalım. Burası 2. 5 ile 3 topladım 8. 2 ile 1'i topladım 3. 1'i direkt indirdim 1. Yani 13 tam %82 GB'lık yer kaplıyor şu anda. Toplam kapasitesi ne kadardı? 16 GB'tı. 16'dan 13 tam %82'yi çıkarıyorum. 6'dan bir tane onluk aldım. Burası 5'e düştü. Burası 10 oldu. Yan tarafa onluk vereceğim için 9. Burası 10 oldu. 10'dan 2'yi çıkardım 8. 9'dan 8'i çıkardım 1. 5'ten 3'ü çıkardım 2. 1'den 1'i çıkardım 0. Geriye arkadaşlar 2 tam %18 GB'lık alan kalmıştır dedik. İşleminin onda birler basamağındaki rakam kaçtır demiş. Arkadaşlar burayı birazcık büyütelim. Daha rahat sayabilmek için. Şimdi daireyi buluyorum ilk önce. 0 ile 1 arası 10 eşit parçaya bölünmüş. Burası 9'da olduğu için daire 0 tam onda 9'dur.
Üçgene geldim. Üçgen 1 ile 2 arasında, 1 ile 2 arasında, 1 ile 2 arası 10 eşit parçaya bölünmüş ve üçgen ikinci de olduğu için 1 tam 10'da 2'dir. Kare de aynı şekilde 1 ile 2 arasında ve kare arkadaşlar 1 tam 10'da 5'i gösteriyor. Şimdi bu işlemde yerine yazalım. 1 tam 10'da 5 artı 0 tam 10'da 9 eksi 1 tam 10'da 2. Burayı topluyorum arkadaşlar. 1 tam 10'da 5 ile 0 tam 10'da 9'u topluyorum. 2 tam 10'da 4 eksi 1 tam 10'da 2. Burası 1 tam 10'da 2 olarak geldi. 10'da 1'ler basamağındaki rakamı istiyor. Cevabım 2. Olduğuna göre üçgen ve kare aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar üçgen artı 0 tam 10'da 2 1 tam %33'müş. 1 tam %33'ten 0 tam 10'da 2'yi çıkarıyorum. Burası 1 tam %13 olarak geldi. Bu üçgen. Şimdi kareye geleceğim. Kareyle 1 tam %21'i toplamışım. 1 tam binde 386 geliyor. 1 tam binde 386'dan 1 tam %21'i çıkarıyorum ve kareyi bulacağım. 6'dan 0'ı çıkardım 6. 8'den 1'i çıkardım 7. 3'ten 2'yi çıkardım 1. 1'den 1'i çıkardım 0. Cevabım 0 tam 100, binde 176. Arkadaşlar baktığımız zaman doğru cevabım C şıkkında oldu. C'yi işaretledim. Devam ediyorum. Verilen toplama işlemi tablosuna göre aşağıdaki seçeneklerde yazan sayılardan hangisi üçgen, kare, daire ve yıldız sembollerine karşılık gelen sayılardan biri değildir? İlk önce üçgeni bulalım. 3 tam %86 ile 12 tam %73'ü topluyoruz arkadaşlar. Böylelikle üçgenim bana 16 tam %59 olarak geliyor. Kareye geldim şimdi. 0 tam %27 ile 12 tam %73'ü topluyorum. Burası da 13 tam olarak geldim. Daireye geliyorum. 3 tam %86 ile 4 tam binde 801'i topluyorum. Burası 8 tam binde 661 olarak geldi. Son olarak yıldıza geldim. 0 tam %27 ile 4 tam binde 801'i topluyorum. Burası da arkadaşlar 5 tam binde 71 olarak geldi. Bakın 5 tam binde pardon burası yok. Bunu yanlışlıkla ben 5 tam binde 71 olarak gördüm. Bu şıkkım yok. 8 tam binde 661 var. 13 var. 16 tam %59 var. Ama 5 tam binde 701 yok. 5 tam binde 71 var. Bir Amerikan dolarının 5 lira 35 kuruş, 1 euro'nun 6 lira 90 kuruş olduğu bir günde Hasan 1 dolar ve 1 euro satın alıyor. Buna göre Hasan görevliye 20 TL verdiğinde kaç lira para üssü alır? Arkadaşlar 1 dolar 5 tam %35 TL, 1 euro 6 tam %90 TL. 5 ile 0'ı topladım 5, 3 ile 9'u topladım 12, elde var 1. 5 ile 6'yı topladım 11, 11'e 1'e ekledim 12. 12 tam %25 TL tutuyor. 20 TL'den arkadaşlar 12 tam %25'i çıkarıyorum. Burası 1'e düştü. Burası 10 oldu. Yan tarafa onluk vereceğim için 9. Burası 10 oldu. Yan tarafa onluk vereceğim için 9. Burası 10 oldu. 10'dan 5'i çıkardım 5. 9'dan 2'yi çıkardım 7. 9'dan 2'yi çıkardım 7. 1'den 1'i çıkardım 0. Bir gülümü attım. 7 tam %75 TL para üstü alacağını buldum arkadaşlar. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.